25 Ocak 2023 Çarşamba İstanbul at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Her koşunun başında takı değişikliklerini sizlerle paylaşacağız. Yarışın şartlarına göre geçmiş sonuçları inceleyip hazırladığımız verileri artık sitemizde yayımlayacağız. Yukarıda adresi yazılı sitemizde, ilgili sayfalara ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olduğunu belirtelim. Video izlemeye zamanı olmayanlar, yorumların yazılı halini, yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını WhatsApp'tan alabilirler. WhatsApp numaramız, 0542 832 1444'tür. Ekleyip iletişime geçerek, ücretli katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının maiden yarışı 1300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler 1 numaralı Anadolu Destanı ve 2 numaralı Beautiful Angel olmuştur. Bu koşuda iki süratli isim var. Liderliği muhtemelen 7 numaralı Mavi Anna alacaktır. Son yarışında kaçarak başarılı olan 5 numaralı Lady Conqueror ise iyi çıkarsa onu yakın takip edecek veya biraz zorlayacaktır. 7 numaralı Mavi Anla ilk çim pist yarışında son 200'e kadar önde gelmiş ancak sonrasında yakalanınca fazla zorlanmadan yarışı tamamlamıştı. Güçlü ve dirençli bir isim olduğunu düşünüyoruz. Mehmet Kaya tekrar bu isme binecek ve en iç kulvardan yarışa başlayacak. Eğer stili rakibi onu çok sıkıştırmazsa, dinçlikle çıktığı gibi bitirebilir. Biz ilk sıradan yazalım. 8 numaralı Paco, beklentilerin yüksek olduğu bir isimdir. Bugün kazanmaya koşacaktır. İkinci sıradan yazalım. 9 numaralı Pranayama ve 11 numaralı Vittoriosa, bu koşuda şanslı gördüpümüz diğer isimlerdir. Bu atları da yazarsak, muhtemelen 4 isimle burayı geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 7, 8, 9, 11 şeklindedir. İkinci koşu. 4 yaşlı Arapların, Handikap 15 yarışı, 1200 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşunun en süratli atı, 4 numaralı Ulu Arat'tır. 1 numaralı Naif Oğlum ve 8 numaralı Müravi de süratli isimler olup, Ulu Arat'ı rahatsız edeceklerdir. Mesafe kısa olduğu için, süratli bir başlangıç olacağını söyleyebiliriz. Öncelikle 4 numaralı Ulu Arat'ı, süratli geçmesini beklediğimiz tempoya rağmen ilk sıradan yazalım. Çünkü ön gruptaki süratli atlar, kendi şanslarını azaltmamak için rakibine fazla baskı yapmayabilirler. Bu durumda Ulu Arat liderliği rahat bir şekilde alırsa, çıktığı gibi bitirebilir. Sonları çok dirençli olduğu için, bu rakiplere geçit vermeden kazanabilir. Bu sebeple 4 numaralı Ulu Arat'ı ilk sıradan kuponlara işaretleyelim. İlk rakibi, 7 numaralı Özar'ın olacaktır. Olası süratli tempoda, etkili düzlük sprinti yapabilecek en formda isimdir. Vedat idaresinde rakilerini düzlük üzerinde toplayabilir. İkinci sıradan yazalım. Son olarak bir numaralı Naif oğlumu yazalım. Güçlü safkan Naif oğlum, ulu aratı çok zorlanmadan önlerde yarışı sürdürürse, kendi şansı da artacaktır. Ulu arat çok dirençli bir isim. Onu geçmekte zorlanabilir fakat, bir hayli zorlayabilir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 7, 1 şeklindedir. Üçüncü koşu. 3 Üç yaşlı dişi İngiliz atlarının, maiden yarışı, 1300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler, 2 numaralı asistan, 8 numaralı Oz, 9 numaralı Rosa Di Papa ve 10 numaralı Saudade olmuştur. Bu koşudaki süratli isimler, 4 numaralı Daughter of Trust, 5 numaralı Evolve ve 11 numaralı Tempeste Maya'dır. Bu üçlüden muhtemelen 4 numaralı Daughter of Trust liderliği alacaktır. Çok süratli bir tempo beklemiyoruz ama hafif bir sürat mutlaka olacaktır. Bu şartların işine yarayacağını düşündüğümüz tek isim 9 numaralı Rosa Di Papadır. Bu at sentetikteki ilk yarışında virajı çok gerilerde dönüp sprintine çok geç başlamıştı. Buna rağmen etili geldi ve diri bir şekilde yarışı bitirdi. Sonraki yarışında Gökhan Kocakaya bindi. İyi yer tutmasına rağmen sprint için iç kulvarı tercihlemesi büyük bir hata oldu. Düzgün sprint yapamayınca yine 5. olabildi. Takı değişiklikleri ile buraya hedefli katılan Rosa di Papa bu kez Vedat'ın akıllı binişi sayesinde kazanabilir. Alternatif banko olarak değerlendirilebilir. Rosa di Papa yine yetiştiremezse önlerde yarışı sürdüren güçlü iki isimden biri kazanır. Bunlarda 5 numaralı evolve ve 6 numaralı march violet'tir. İkisi de çok formda ve ön grup atlarıdır. Düzlükte evolve liderliği erken alırsa, bitirme şansı yüksek olur. March violet'in de gücünü azımsamayalım. Bu rakipleri kolayca geçebilecek kapasiteye sahiptir. 3 at ile muhtemelen burayı geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız, 9, 5, 6 şeklindedir. Yıldızlı bülten WhatsApp hattı, tekrar hizmete açılmıştır. Yoğun istek üzerine, WhatsApp hattımızı tekrar aktif ettik. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler, günlük YouTube kanalımıza yayımlanan yorumları, yazılı ve şablon şeklinde WhatsApp üzerinden alacaklardır. Bu hizmetimiz, sadece katılımcılara özel olacaktır. Yorumlarımız, yine her zamanki gibi YouTube kanalımızda ücretsiz yayımlanmaya devam edecektir. Video izlemeye zamanı olmayanlar ve vakit kaybetmek istemeyenler yorumlarımızı yazılı olarak WhatsApp'tan alabilirler. Ayrıca WhatsApp hattımıza katılım sağlayanlar yarış günü gelecek son dakika bilgilerinden de haberdar olacaklardır. Bu bilgiler bazen çok faydalı olabiliyor. WhatsApp numaramız 0542 832 1 444 olup dileyenler detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirler. WhatsApp hattımızın ücretli olduğunu belirtelim. YouTube kanalımız, aynı tahminleri ücretsiz olarak yayınlamaya devam edecektir. Yorumları sesli olarak dinlemek isteyenler, kanalımızda bizi takip etmeye devam edebilirler. 4. Koşu 4 yaşlı Arapların, şartlı 3 yarışı, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler 4 numaralı Merins ve 9 numaralı Güçlej olmuştur. Bu koşuda hafif süratli iki isim var. 9 numaralı Güçlej dış kulvardan doldurarak gelip liderliği almak isteyecektir. En iç kulvardan iyi çıkış yapacak olan 8 numaralı Doğan'ın ateşi ise kendi halinde önde kalıp tempoyu belirleyebilir. Bu ikili yarışı mutlaka ağır tempoda sürdürürler. Biz 8 numaralı doğa ateşinin bu şartları değerlendirip kazanacağını düşünüyoruz. Ancak yamak iki aprantilere mahsus bu koşuda, hata payı yüksek olduğu için riske girmemek gerekir. Yarışın hafif süratlenmesi durumunda, 5 numaralı ketence aslanı mutlaka etkili olur. Güç ve kalite olarak, bu gruptan üstün olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sıradan yazalım. 9 numaralı güçlü eş, çim yarışları sonrası kumda ve sentetikte birer yarış gördü çok formda görüntüsüne istinaden, bu atın yakın zamanda yarış kazanacağını söyleyebiliriz. Bugün Doğan'ın Ateşi isimli rakibi, güçlü Ege'yi dikkate almaz ve önde boş bırakırsa, cezayı kesebilir. Mutlaka kuponlarda olmasını öneriyoruz. Son olarak, son yarışını tekrarlarsa diye 3 numaralı alavarayı yazabiliriz. Eğer o yarışına benzer bir yarış sergilerse, bu grubu kolayca geçebilir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 8, 5, 9, 3 şeklindedir. Beşinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, satış iki koşusu, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan tek isim, 10 numaralı Winfor Victory olmuştur. Bu yarışta süratli bir tempo bekliyoruz. 7 numaralı Maggy Hawk mutlaka liderliği isteyen çok süratli bir isimdir. 11 numaralı Red Knight ise en iç kulvardan başlayacak olan süratli bir at. Mutlaka liderliği alacak ve dışından gelecek olan Maggy Hawk ile beraber tempoyu yükselteceklerdir. Hafif süratli birkaç isim daha var ancak onları saymaya gerek yok. Bu iki at tempoyu mutlaka yükseltirler. Biz bu şartlarda 3 atı çok ön planda tutuyoruz. Form durumları, yarış içi avantajları ve stilleri gereği bu üç isimden bir birinci çıkacağını düşünüyoruz. 2 numaralı Summer Boy, 4 numaralı King of Game ve 6 numaralı Directwin, bu şartlarda çok koşmasını beklediğimiz atlardır. Bu üçlüden, düzlük üzerinde trafik sorunu yaşamayan ve yerinde yürüyen at yarışı kazanacaktır. Bu üç atı ayırımsız yazalım. Bu koşuda form durumunu beğendiğimiz ama mesafeden dolayı elediğimiz isim bir numaralı Filandoz'dur. Belki favori çıkacak ancak bu mesafede şansını az görüyoruz. Filandoz'u, sonraki ilk uzun mesafeli yarışta mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Bizim bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 4, 6 şeklindedir. 6. koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin kısa vade 8 yarışı 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşunun tek süratli atı 3 numaralı Captain Fantastic'tir. En iç kulvardan iyi bir çıkışla tempoyu belirleyecektir. 8'de 4 yaptığı binicisi Ayhan Kurşun idaresinde bizce kazanmaya yakındır. Net favorimizdir. 5 numaralı Bonnie Bomb, Captain Fantastic ve diğer rakiplerinden farklı bir isim. Son yarışında sprint kulvarı daraldığı için beklenen yarışını yapamamıştı. Normalde kazanabileceği yarıştan 3. olarak ayrıldı. Bugün Captain Fantastic önde boş kalacağı için Bonnie Bomb'ı 2. sıraya aldık. En az Captain Fantastic kadar şanslı olduğunu belirtelim. Bu iki atı bu koşu için yeterli görmekteyiz. 3 ve 5 sıralaması ile burayı geçelim. 7. Koşu 3 yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışı, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan tek isim, 3 numaralı Galeyan olmuştur. Bu koşuda 3 tane süratli isim var. 1 numaralı Gracias Senior 6 numaralı Oğuz Kağan ve 8 numaralı Üfber arasından biri, mutlaka tempoyu belirleyecektir. Mesafeden dolayı çok süratli bir tempo olacağını düşünmüyoruz. Çünkü üçü de liderliği almakta ısrarcı olan inatçı atlar değildir. Bu sebeple bu üçlüden biri çıktığı gibi bitirebilir. Üçünü de ayırımsız yazalım. Biz güç olarak farklı durumda olan iki numaralı bank account'u mutlaka kuponlara işaretlemek istiyoruz. Bank account, yarışı önlere yakın sürdürebilen bir isim. Öndeki üçlüyü yakın takip edip, etkili düzlük sprinti ile kazanabilir. İhmal etmeyelim. Daha geniş kuponlar 5 numaralı meraklısı yazabilirler. Bu atın start problemi var. Son yarışında da binicisini düşürdü. Ancak son işinde mükemmel göründüğünü ve eğer yarış içi problemler yaşamazsa bu grubu geçebileceğini belirtelim. Sigorta amaçlı kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 6 8 2 5 şeklindedir. Yıldızlı Bülten kanalı ücretsiz yayın yapmaya devam edecektir. Şimdiye kadar bize destek olmuş ve bundan sonra destek olacak olan herkese teşekkür ederiz. Destek olmak için katıl butonunu kullanabilirsiniz. Katıl butonuna tıkladıktan sonra seçtiğiniz bir paketi satın alarak bize katkıda bulunabilirsiniz. Eğer katıl paketleri size uygun değilse, teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Teşekkür butonuna tıkladıktan sonra seçtiğiniz ücreti satın almanız yeterli olacaktır. Katkılarınızdan dolayı sizlere tekrar teşekkür ederiz. 8. koşu 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının, Handikap 15 yarışı, 2100 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler, 1 numaralı Altın Suyu ve 8 numaralı Can Sesgülü olmuştur. Bu koşuda liderliği 9 numaralı Genç Mimar alacaktır. 6 numaralı Şans Kaynağı ve 7 numaralı Dilanur onu yakın takip edecektir. Çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Genç Mimar'ın liderliğinde ağır tempolu bir yarış izleyebiliriz. Bu gruptan birçok isim Aralık ayında aynı koşuda start aldılar. O gün Genç Mimar starta ağır alıp hafif savrulduğu için liderliği alamadı. Şans Kaynağı çok iyi çıkıp önde bomboş kaldı. Genç Mimar ise liderliği almak uğruna tempoyu yükseltti fakat Şans Kaynağı liderliği vermedi. Şans Kaynağı çok iyi çıkış yapıp liderliği alabildiği için o gün yarışı kazandı ancak aynı yarışın dördüncüsü olan genç mimar da çok başarılı koşmuştu. Yani genç mimar iyi çıkıp liderliği alsa, yarışı kazanabilirmiş. Yine aynı yarışta startta 5 boy kalan Cuda, yarışı ikinci olarak tamamlamıştı. Bu safkan, son yarışında çok sert rakiplerini geride bıraktı. Bu yarışta ise, 5 numaralı Cuda 58 kiloda start alıyor. Şans kaynağı ise o gün 2 kilo daha hafif yarıştığı genç mimara karşı, bugün 4 kilo daha ağır şekilde yarışacak. Biz bu durumda, neredeyse hiç şans verilmeyecek olan 9 numaralı genç mimara ilk şansı vermek istiyoruz. Eğer starttan iyi çıkar ve liderliği de alabilirse, bu rakiplere hiçbir yerde geçit vermeden kazanabilir. Net favorimizdir. Eğer startı yine ağır alır ve oyalanırsa, 6 numaralı şans kaynağı ve 7 numaralı Dilanur gibi ön grup atlarının şansı artacaktır. Bu atları da ihmal etmeyelim. Mükemmel bir formu olan 5 numaralı Cüda, uzayan mesafeleri daha çok sever. Bugün yakın ara koşacak olsa da, iddialı olabileceğini düşünüyoruz. 2 numaralı Dilo, yarış görerek form tutan bir isim. Son işlerinde çok sağlıklı gözüktü. Bugün çıkış yarışı yapabilir. Ters bir yarış beklediğimiz bir numaralı altın suyu ile, starttan iyi çıkarsa tehlikeli olan 4 numaralı Bonjore Samavi de sigorta amaçlı kuponlara ekleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 9, 6, 7, 5, 2, 1, 4 şeklindedir. Dokuzuncu koşu. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının, Maiden yarışı, 1300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler, 4 numaralı Chelsea ve 11 numaralı Stromy River olmuştur. Bu koşuda çok sürpriz konumda olan bir takip atımız var. 5 numaralı Claire Sally, form durumunu çok beğendiğimiz bir isimdir. Son yarışında çok fazla zorlanmadan yarışı gerilerde bitirdi. İtina ile bakılan Safkan, bizce ileride çok iyi gruplarda başarılı yarışlar sergileyecektir. Bugün Ayhan Kurşun idaresinde, Eküre avantajı ile yarışacak. Mutlaka adını duyurmasını bekliyoruz. 5 numaralı kler Sali, aslında bizim ilk yarışı için banka olarak düşündüğümüz bir isimdi. Ancak bugün tam kapasite koşar mı ya da bir yarış daha görmek ister mi diye emin olamadık. Bu sebeple yanına sigorta amaçlı bir isim daha yazacağız. 6 numaralı Impossible Dream, 2 yarışında da Sprint'te geciken bir isim. Çok güçlü geliyor fakat yarış bitiyor. Bugün Vedat idaresinde yarışacak. Yarış belki çok süratli geçmeyecek fakat, Vedat atı son sırada bekletmeyecektir. Daha iyi bir yerde konumlanıp, etkili ve uzun düzlük sprinti ile kazanmaya çalışacaktır. Önlerde gitmesini beklediğimiz Claire Sally kötü koşarsa, bizce Impossible Dream devreye girecektir. Bu atı da sigorta amaçlı yazarsak, muhtemelen bu koşuyu da atlatabiliriz. Günün son koşusunu 5 ve 6 sıralaması ile geçelim. Ancak özellikle 5 numaralı Claire dikkat etmenizi öneririz. Başka mecralarda bu atı dillendirmeyiniz. Umarız bizim sürpriz önerimiz, yarış günü sahada sinyalli duruma düşmez ve cazipliğini korur. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.